Başarıyla ilgili bazı çekinceleriniz var mı diye merak ettim. Çünkü bir yerde ya öncesinde ya da sonrasında bilmiyorum. Mesela mülk bağımlılığım yok demişsiniz. Bu sonradan edindiğiniz bir anlayış mı yoksa hep böyle miydi Meral Okay? Hep. Yani o çocukluktan gelen bir şey. Bir mülke bağımlı yaşamamak. Sana ait olarak bildiğin her şeyi sorgusuz sualsiz bir başkalarıyla paylaşabilmek. Yani tamam, o benim ailemin bana sağladığı bir imkandır, bilmem nedir. Ya da benim işte çalışarak oluşturduğum bir şeydir. Ama sonuçta bu dünyanın malıdır bunlar ve ihtiyacı olan herkesle her durumda bunu paylaşmak. Bir müddet sonra çünkü onun bağımlısı haline gelirsin ve onu korumak için ve onun sayılarını arttırmak için ve geliştirmek için ve o iktidara doğru giden bir yolda bir adım olma şekline dönüştüğü için her zaman tehlikeli gelmiştir. Çocukluğumuzdan itibaren. Ha, tabii ki benliğin oturduktan sonra ve de gençliğinden itibaren bir başka disiplin ve bir felsefik yolculuktan geçince o ben değil biz kavramı paylaşmak. Aynı zamanda ideolojik değil, bir felsefik yolculuktur o. Yani mülksüzlük asıl olan insanların birlikte üretebilmeleri, ürettikleri şeyleri paylaşabilmeleri. Birisi fazla üretmişse sadece bundan dolayı kendini farklı hissetmemeli. Diğer tarafta onu üretememiş ama aynı duyarlılıklara, aynı zekaya sahip çok kıymetli insan evlatları var. Yani bu senin farklılığın değildir. Aksine bunların sayıları arttıkça, bunlara karşı taleplerin yoğunlaştıkça senin ayağında bir sevk zinciri haline gelir. Prangan. Ve o bağımlılık vicdan terazini doğru tartmaz hale getirebilir.